Evet İsrail-Filistin meselesi deyince biraz tarihsel arka planına bakmak lazım. 1948'de İsrail'in kurulmasından beri devam eden bir süreç var. O meşhur haritayı hatırlarsınız. Hemen arkadaşlarımız grafikte haritayı da ekranlarınıza getirsin. 1948'de İsrail'in kurulduğu dönemdeki Filistinli varlığını görüyorsunuz. Yeşil renkle ifade edilmiş. Ardından aşama aşama 10 yıllarla geçen sürelerde, 20 yıllarla geçen sürelerde İsrail'in e, işgalle sürekli bu haritayı kendi lehine sarıya dönüştürdüğünü görüyoruz ve Filistin'in çok ciddi biçimde toprak kaybettiğine şahit oluyoruz. En son Batı Şeria ve Gazze'deki durumu ee, görüyorsunuz 1990'lı yıllardaki süreç 2000'ler derken artık günümüze geldiğinde Filistinli varlığının son derece azaldığını ve İsrail'in bir işgalci güç olarak neredeyse Filistin'in bütününe hakim olduğunu görüyoruz. İsrail Filistin krizi deyince 1897'ye kadar gitmek lazım çünkü o dönemde Theodor Herz tarafından e, öncülüğü yapılan e, Yahudi devletinin kurulmasını öne süren bir e, e, çalışma yapmıştı Theodor Herz o 1897'deki birinci Siyonizm Kongresi'nde o kitapta belirlenen ilkeler evet biz bunları uygulayacağız diye 1897 yılında bir plan olarak benimsenmişti. Aradan yarım asrı aşkın bir süre geçti. 1948'de Filistin'de bir Yahudi devleti kuruldu İsrail devleti ve başkentini Tel Aviv olarak belirledi. Buna karşı olarak 1964'te Kudüs'te Filistin Kurtuluş Örgütü meşhur FKÖ kuruldu. Arap devletleri tarafından tanındı ama hiçbir zaman Körfez Monarşileri Filistin Kurtuluş Örgütü'ne tam anlamıyla bir destek vermedi. Batı karşısında veya İsrail karşısında. İsrail bölgede ABD'nin sürekli koruyup kolladığı bir ülke ola gelirken Arap ülkeleri bu manada Filistin'in yanında Körfez monarşilerinden başlayarak somut biçimde yer almadı. 1987 ile 93 yılları arasında bu sahipsizlik hissinden ötürü Filistinliler intifada adını verdikleri bir haklı direniş sürecini başlattı. Bu süreçte ciddi çatışmalar oldu. Toplumsal anlamda baskılar ve gösteriler sürecinde pek çok olay yaşandı. 2000 yılında ise ikinci intifada adı verilen süreç başladı. İsrail 2002'de Batı Şeria'nın neredeyse tamamını haritada görüyorsunuz işgal etti ve bölgede hakim olmayı sürdürdü. 23 Aralık 2016'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini durdurmasını istedi. Ne var ki İsrail bu karar uymadı. Zaten İsrail'in en önemli özelliklerinden biri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına iştirak etmemesi. Zaman zaman o beşli konsey üyelerinin üyelerinden ABD'nin bu kararlara karşı çıktığını biliyoruz. Rusya Yer yer İngiltere, Çin e, e, bu, bu konuda e, İsrail'in e, kanunsuz uygulamalarının karşısında yer alıyor ama ABD her zaman koruyup kollaya geldi. 6 Aralık 2017'de son olarak ABD Başkanı Trump bir seçim vaadinde bulunmuştu. O seçim vaadini de yerine getirdi ve Kudüs'ün, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıyacaklarını açıkladı. Kendi büyükelçiliklerinde Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacaklarını söylemişti. O tarihten bu ara Biden yönetimi de tabii İsrail'e desteğini sürdürüyor ve İsrail e, haritada gördüğünüz üzere bu tarihsel kronolojiyle e, Filistin bölgesindeki zulümlerine ve işgal faaliyetlerine ciddi biçimde devam ediyor.